أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Dersimize hoş geldiniz diyelim kıymetli seyirciler. Cenab-ı Hak bizlere güzelce okuyabilmeyi, anlatabilmeyi, hep beraber yaşayabilmeyi nasip eylesin. Boşa okumamış olalım. Kabe'nin kıble oluşu, Mahmud Efendi Hazretleri'nin Sohbetler isimli kitabından, diyelim ki sohbetlerinden derlenmiş olan kitaptan birinci sohbeti okuyoruz. Ve bugün itibariyle, bu dersimiz itibariyle Kabe'nin kıble oluşu. Ne zamanki kıble Mescid-i Aksa'ydı, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelinceye kadar ve geldikten epey sonraya kadar o tarafa doğru kılınıyordu. Tabii Mescid-i Aksa bir yürek yarası, bir yürek yangını, ayrı bir muhabbet. Efendimiz arzu ediyordu ki kıble Beytullah'a dönsün. Tabii ki bunu Cenab-ı Hak hatırına getirmişti. Çünkü Kabe-i Muazzama, Ceddi İbrahim Aleyhisselam'ın kıblesi ve iki kıblenin en eskisiydi. Kabe-i Muazzama Arapların iftihar vesilesi, emniyet, ziyaret ve tavaf yerleri olduğu için Kabe-i Muazzama'ya dönmek, Arapları imana davet etme hususunda daha teşvik ediciydi. Aynı zamanda Kabe-i Muazzama'ya dönmekte Yahudilere muhalefet de vardı. Zira Efendimiz aleyhissalatu vesselam onların kıblesi olan Mescid-i Aksa'ya doğru kıldığında o bizim dinimize muhalefet ediyor, sonra kıblemize tabi oluyor. Biz olmasak nereye döneceğini de bilemeyecek diyorlardı. O zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Aksa'ya doğru yönelmeyi istemedi. Ve Rabbinin onu Kabe-i Muazzama'ya doğru döndürmesine dair kalbinde bir arzu vuku buldu. Bu hususta bir vahiy beklediğinden çok kere yüzünü evet Kabe'ye çevirdi. Yüzünü semaya çevirdi. Bunun üzerine Mevla Teala Hazretleri şu ayeti celileyi inzal buyurdu. Hangi ayeti kerime? Bakara Suresi 144. Ey Habibim, biz senin yüzünün vahiy bekleyerek sık sık semaya çevrildiğini muhakkak görüyoruz. Vallahi elbette şimdi biz seni razı yani hoşnut olacağın bir kıbleye muhakkak çeviriyoruz. Artık sen namazda yüzünü Mescid-i Haram tarafına, Kabe-i Muazzama'ya doğru çevir. Bu defa ehli kitap mücadeleye başladılar. Nasıl olur da kıble yerinden dönermiş, böyle şey olur mu? O vakit Cenab-ı Hak şu ayeti celileyi inzal buyurdu. Bu da yine Bakara Suresi 1-2 önceki ayet. Tabi diziliş sonradan yine Peygamber Efendimizin işaretleriyle gerçekleşti. İnsanlardan, Yahudi ve müşriklerden bahsediliyor. Bir takım sefih, cahiller yakında onları Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ümmetini namazda kıble edinip üzerinde bulundukları eski kıblelerinden Beyt-i Makdis'ten çeviren sebep nedir diyecekler ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sen o süfahaya, o akılsızlara de ki meşrik ve mağrib, doğu ve batısıyla bütün küre-i arz Allah'ındır. O dilediğini dosdoğru bir yola hidayet eder. Cenab-ı Hak kıble için mücadele verenleri sefihlikle andı. Onlara ahmak dedi. Siz Allah'ın işine ne karışıyorsunuz? Allahu Teala Hazretleri bilmiyor mu ki kıble neden döndü, neden dönmedi? İşte bugünün efendim okunan aşr-ı şerifte buna tam cevap olarak indirildi. Ayet-i kerimenin yani okunan aşr-ı şerifin kelime kırık manası dediğimiz manası da var kitapta yer alan. Biz tabi bu kırık mana tarafına girmiyoruz. Meali şerifi şeklinde başlık altında alınmış olan mealinden devam ediyoruz. Bir yani iyilik, bir bir sayı olarak bir değil dostlar. Bir yani iyilik ve takva yüzlerinizi namazda doğu ve batıya doğru çevirmeniz değildir. Fakat bir yani asıl iyilik Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara ve peygamberlere iman eden, malını Allah sevgisiyle veya mala olan sevgisine rağmen karabet sahiplerine, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yol oğluna, yani yolda kalmışlara, dilenenlere ve köle esirlerin boyunlarını azat etme hususunda veren, namazını dosdoğru kılan, zekatını veren, bir de sözleşme yaptıklarında
sözlerini, ahitlerini yerine getirenlerin iyiliğidir. Evet, sıkıntıda, hastalıkta ve muharebenin kızıştığı zamanlarda sabredenlerin takvasını özellikle övüyor Cenab-ı Hak. İşte sadık, yani iyilik iddiasında doğru olanlar onlardır. Ve müttaki, yani takva sahibi olanlar da ancak onlardır. Şimdi ayet-i kerimemizin izahatına geçelim demiş Efendi Hazretlerimiz o zamanki sohbetinde. Her zaman kullanmış olduğu cümle. Sofuluk, takva sahibi olmak, yüzlerinizi doğuya, batıya çevirmek değildir. Yani Mevla Teala buyuruyor ki, ey Yahudi ve Hristiyanlar, niçin bu iş üzerinde duruyorsunuz? Peygamber'e iman etmiyorsunuz, Allah'a inanmıyorsunuz, dinin hiçbir emrini yapmıyorsunuz, kıbleyi konuşmakla işin biteceğini mi zannediyorsunuz? İnsanı cennete ve cemalullah'a kavuşturacak olan iyilik, hayır, takvadır. İbadet esnasında şarka garba dönmek değildir. İşin fıkıhçıları bu işin boyutunu çok iyi bilirler. Biz tabii o tarafa girecek değiliz dostlar. Ayet-i Celile'de geçen meşrikten maksat Nasara'nın kıblesidir. Yani Hristiyanların kıblesidir. Mağrip'ten maksat da Yahudilerin kıblesidir. Zira Yahudiler Mekke ufkunun batı tarafına düşen Beyt-i Mukaddes'e doğru, Hristiyanlarsa doğuya doğru kılarlardı. İşte bu ayet-i celile Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kabe-i Muazzama'ya döndürüldüğünde ehli kitabın çok itiraz etmeleri ve her tayfanın diğerini reddederek bir ve takvayı sadece kendi kıblelerine yönelmeye bağlamaları üzerine onların hepsini reddetmek için nazil olmuştur. Ancak bir asıl iyilik, insanı cennete ve cemalullah'a kavuşturan takva, Allah Celle Celaluhu'ya iman edenin takvasıdır. Siz Allah Celle Celaluhu'ya imanınızı dosdoğru yapmadınız ey Yahudiler ve Hristiyanlar. İman olmadıktan sonra ne tarafa dönseniz fayda yok. Şu halde asıl iş o kimsenin işidir ki Allah Celle Celaluhu'ya iman etti. Allah-u Teala Hazretlerine iman edebilmek için evvela onu bilmek lazımdır. Allah-u Teala Hazretlerini bilmekse indirmiş olduğu Kur'an'ı, Kur'an-ı Azimüşşan'ın tercümanı olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den veya Peygamberimizin varislerinden birinden öğrenmekle, Kur'an-ı Azimüşşan'ı tekrar tekrar okumakla, müzakere etmekle, zikrullah'a çalışmakla, farzları, vacipleri, sünnetleri, müstehapları, edepleri yerine getirmekle, haramlardan ve mekruhlardan kaçınmakla olur. Yoksa doğu batı işi mesele, doğu batı meselesi değil. Önemli olan Allah'ın emirlerini, onun efendim Allah'ın emirlerinin geldiği o yüce kitabımızın, Kur'an-ı Kerim'in tercümanı olan veya onun varisleri, değil mi? İşte onların yönlendirmelerine efendim uymak. Kulluğu kuluna yine Allah Celle Celaluhu öğretir. Allah-u Teala tazim, evet, onun emirlerine tam teslim olmaktır. Ben Allah'a saygı duyuyorum ama namaz kılmıyorum. Ben Allah'a saygı duyuyorum ama oruç tutmuyorum. Ben Allah'a saygı duyuyorum ama ne bileyim işte onu yapmıyorum, bunu yapmıyorum. Peki nereye kadar gidecek bu iş? Sorarlar adama, nasıl saygı bu ya? Seven sevdiğine itaat eder. İnsan kafasının kulu olmamalıdır. Bir insanın kafası Mevla'nın razı olduğu ve olmadığı yolları seçerek kendisini Mevla'nın cemaline ve cennetine kavuşturacak kadar anlayışlı değildir. Ancak emirleri yerine getirmek ve yasaklardan kaçınmakla bu nimete ulaşılır. Dinimiz nakilledir, ayet ve hadistedir. İnsanın aklı doğru yolu yalnız başına bulamaz. Şimdi öyle insanlar çıktı ki işte benim aklım bunu almıyor, benim felsefeme uymuyor derler. Bunlar hiçbir şey ifade eder mi? Etmez. Mesnevi sahibi ne güzel buyuruyor. Mevla'dan edebe muvaffak olmak istiyorum. Zira edebi olmayan Mevla'nın lütfundan mahrumdur. Mevla Teala Hazretleri yardım etmese, kulun elinden tutmasa kul hiçbir şey yapamaz. Eğer yapabilseydi Hazreti Musa Aleyhisselam'ın ümmeti 40 sene ovada dolaşmazlardı. Yürü yürü, akşam bakıyorlar yine aynı yerdeler. Cenab-ı Hak Musa Aleyhisselam'a emir vermişti. Cebabire kavmiyle muharebe edeceksin. Onların yerini fethedeceksin. Ve orduları tecihiz ettiler, yürüdüler. Oraya yakın bir yere geldiler. Evet.
Dediler, casus gönderelim. Oranın durumunu anlayalım. Giden casuslar oranın insanların çok uzun boylu ve kuvvetli olduğunu görünce biz onlarla başa çıkamayız. Onların efendim kuvvetleri bizden fazladır. Onlar beldelerinden çıkmadan biz elbette oraya giremeyiz diyerek muharebeye gitmeyeceklerini beyan ettiler. Ancak içlerinden Allah'tan korkan iki tanesi dediler ki yürüyün, o şehrin kapısından girin, şüphesiz galip olacaksınız. Bunun üzerine Musa aleyhisselam, evet ordusundan bazı kişiler dediler ki Cebabire kavmi arz-ı mukaddeste bulundukça biz ebediyen oraya giremeyiz. Sen ve Rabbin beraber gidin, onlarla savaşın, biz burada oturucularız dediler. Evet, bir peygambere, Allah'tan gelen bir emre ve peygambere, Allah'ın peygamberine ne yapıyorlar? Hep beraber kazan kaldırmışlar, gidiyorlar. Bakalım durum ne olacak? Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.